izleyenler, Cem TV ekranlarında İslam ve Yaşam adlı yeni bir programla karşınızdayız. Bu programda Profesör Doktor Erkan Yar Hoca ile birlikte din üzerine, İslam üzerine, inançlar üzerine konuşacağız. Kendisiyle bu noktada fikirlerimizi sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. İslam ve Yaşam adını verdik bu programa. Bu program boyunca İslam'a ilişkin, İslam'ın hayatla ilişkisi üzerine ve bu noktada yaşanan sorunlara ilişkin, bu sorunların çözümü noktasında ne gibi fikirler üretilebileceğine ilişkin düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz diyelim. Siz Elazığ'dan geldiniz. Hoş bulduk. Yeni bir programa başlıyoruz. İslam ve Yaşam. Dilerseniz siz de değerli izleyenlerimize bir selam verin. Evet, yeni bir programda Cem TV izleyicilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. İslam ve Yaşam olarak programı isimlendirdik. Evet. Çünkü dinler ve özel olarak da İslam dini doğrudan doğruya insana bir yaşam sunmak, insanın yaşamını daha kaliteli, daha değerli, daha anlamlı hale getirmek için vardır. Dinlerin gayesinde de bu vardır. Yani din doğrudan doğruya insan yaşamına hitap eder. Din bir yaşam modeli sunar değil mi? Yani insana bir yaşam modeli sunar ve bu yaşam modeli de insanı yeryüzünde, dünyada başarılı kılmak üzerine inşa edilmiştir. Evet. Dolayısıyla İslam ve Yaşam, İslam'ın doğrudan doğruya yaşama hitap etmesi dolayısıyla anlamlı olduğunu söylemek isterim. Evet. Özellikle girişte programın biraz yöntemi, amacı, hedefleri üzerine konuşmakta fayda var. Şimdi bu programda bizim temel amacımız hak olanı ortaya koymak. Gerçek, hak kelimesini biz gerçek anlamında ortaya koyuyoruz. Bunu gerçek anlamında olduğunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de bu manada kullanılıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de hak kelimesi özellikle inançlarla alakalı olarak kullanıldığı zaman batıl kelimesinin karşıtı olarak kullanılıyor. Yani o zaman bir şey ya haktır ya batıldır. Yani hak olan varlığın doğasına uygun olandır. Hakikat de oradan gelir. Yani bir şeyin hakikati dediğimiz zaman onun gerçekliğini ifade ederiz. Bu nedenle biz burada mümkün olduğu kadar nesnel olmaya çalışacağız. Nesnellik ve öznellik biliyorsunuz bu din, inanç, mezhep, itikat, ideoloji söz konusu olduğu zaman son derece gerçekleştirmesi zor davranış biçimleridir. Ama elimizden geldiği kadar nesnel olmaya çalışacağız. Evet. Ve bu programlarda daha çok mezhepler üstü bir anlayış ortaya koymaya çalışacağız. Kur'an'ı esas alarak. Burada merkeze Kur'an'ı koyacağız ve tarih içerisindeki tarihsel süreçte Müslümanlardaki bu inanç değişimleri ve bunlara etki eden faktörler üzerinde durmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Tabii bunların zor olduğunu söylemekte fayda var. Evet. Çünkü biz sonuçta bir dini anlatmaya çalışıyoruz ve kendi kabullendiğimiz, doğruladığımız bir dini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii bunu anlatırken de, bunu çözümlerken de son derece bunu gerçekleştirmenin zor bir davranış biçimi olduğunu söylemekte bir sakınca yok sanırım. Evet, şimdi ilk programımızda din kavramından başlayalım. Din kavramı üzerinde konuşalım. Din nedir? Dindar olmak ne demektir? Dinde aşırılık nedir? Din doğru anlaşılıyor mu? Doğru yaşanıyor mu? Dinin amacı nedir? Gibi bu konular etrafında söyleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Tabii yine bu kavramı da ele alırken, incelerken Kur'an ayetlerine müracaat edeceğiz. Zaman zaman sosyoloji ilminin verilerinden istifade edeceğiz. Elbette ki öncelikle iki ilahiyatçı olarak, ki siz de ilahiyatçısınız, ilahiyat profesörüsünüz, ben de ilahiyatçıyım. Elbette ki biraz da dinsel kaynaklara, ama nassa dayalı, vahye dayalı dinsel kaynaklara
müracaat edeceğiz daha ziyade ağırlıklı olarak ki işin doğası ve doğrusu da budur. Buradan hareketle din sözcüğünden başlayıp din kavramına doğru yol alalım isterseniz. Din sözcüğü bizim dinsel yaşantımızda yer alan sözcüklerin büyük çoğunluğu gibi bu da Arapça bir sözcük. Arapçadan gelme bir sözcük. Ve sözlükteki manası noktasında pek çok karşılık görüyoruz. Hükmetmekten tutun, hal ve tavıra kadar, cezaya kadar, düzene kadar, yargılamaya kadar pek çok manasının olduğunu görüyoruz din sözcüğünün. Kur'an-ı Kerim'de de bu manalara karşılık gelecek şekilde farklı farklı kullanımlarının olduğunu da görüyoruz. Bir yerde bir manaya gelirken öbür yerde başka bir manaya gelebiliyor din. Söz gelimi hemen buradan hareketle söyleyelim. Fatiha suresinde Maliki Yevmiddin ifadesini görüyoruz mesela. Din gününün sahibi diyor Allah nitelenirken. Öbür tarafta bakıyoruz. İnned dine indallahil İslam diyor. Allah katında tek din İslam'dır. Allah katında hak din İslam'dır. Doğru din İslam'dır. Öbür tarafta la ikrahe fiddin görüyoruz. Dinde zorlama yoktur diyor. Gibi pek çok örnek vereceğiz. Din kelimesinin, din sözcüğünün Kur'an-ı Kerim'de kullanılışıyla alakalı. Tabii din sözcüğüyle, din kavramıyla anladığımız şey hususunda başka kelimelerin, başka sözcüklerin de kullanıldığını biliyoruz. Din anlamına gelecek şekilde kullanıldığını biliyoruz ki bunlardan birisi de millet. Demin sohbetimizde de değindik. Millet kelimesi de zaman zaman din anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet hocam, siz dini tanımlamak isteseniz. Şimdi, din kelimesinin aslı, sözünüzü kestim. Gerçi bir programı birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız tabii. Yani kesebilirsiniz. Ben de sizin sözünüzü kesebilirim. Konuşmacı evet. olarak evet. Yani bir moderatörün eşliğinde değil de. Evet, sohbet de bir sohbet ortamında gerçekleştireceğimiz bir program olacak. Bu şekilde formatı belirlemiştik. Şimdi din kelimesinin aslında borç anlamı var. Evet, onu aslı. Unuttum ben, doğru. Borç önemli. Anlamı var. Evet. Şimdi Maliki Yevmiddin, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Şimdi din öyle bir yapı ki. Ama buradaki borç biraz galiba yükümlülük anlamında değil mi? Mükellefiyet. Bunu açıklamaya çalışayım. Din öyle bir yapı ki bir yapının din olabilmesi için en az 4 unsurun olması gerekiyor onda. Önce bir otorite olması gerekiyor. Burada kavram olayına girdik değil mi? Şimdi kavramsal olarak yani dini ele alıyoruz. Asıl kelime anlamı borç anlamından geliyor. Mesela evet. Osmanlıca'da duyunu umumi. Vardır. Genel umumiye, borçlar. Evet. Genel borçlar anlamında kullanırız bunu. Deyn. Deyn kelimesinden bu deyn. Şimdi burada borç anlamından din anlamına nasıl evrildiğini kelimenin terim evet. anlamını nasıl kazandığını bulmamız lazım. Şimdi deyinden gelirse duyun oluyor. Dinden geldiği zaman çoğulu edyan olarak geliyor. Hı hı. Şimdi dinde var olması gereken temel 4 yapı vardır. Bir otoritenin olması gerekir. Bu otoritenin kendisine bağlandığı insanların ikinci evrede itaatinin gerçekleşmesi gerekir. Ve hı. bu otorite kendisine bağlanan insanlar için bir takım kaide ve kurallar, inançlar, ritüeller, kurallar koyması gerekiyor. Ve bu otorite kendisine bağlı olan insanlara koymuş olduğu bu kurallara göre onlara karşılık vermesi gerekiyor. O zaman bir yapının din olabilmesi için bu 4 unsur bulunması gerekir. Mesela bir okuldaki yönetim din olarak algılanamaz. Çünkü burada bir yüce otoritenin koyduğu kurallar söz konusu değil. Bir kutsallık yok. Bir kutsallık yok en azından. Evet. Kutsallaştırılmış bir takım inançlar, ögeler söz konusu değil. Ama dünya üzerinde pek çok din var. Hı hı. Yüzlerce din var. Yüzlerce, binlerce belki insanlık evet. tarihini tümüne esas alırsak. Evet. Binlerce din ortaya çıkmış. Şimdi elbette bu dinlerin hepsinin kaynağı bir ilahi bir kaynağı mevcut değil. Onun için biz dinleri bazen ilahi ve beşeri diye ayırıyoruz. Tasnif ediyoruz. Kur'an'da din kelimesini kullanmaktığınız zaman özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde
dinil melik ifadesi geçer. Kralın dini. Kralın dini. Kralın dinine göre, fi dinil melik, kralın dinine göre. Şimdi kralın koyduğu yapı da, çünkü orada otorite kralın kendisidir. Kral da kendisine bağlı olanlara bir takım kurallar koyuyor, kanunlar koyuyor. Ve kendisine itaat eden veya isyan eden insanları itaatlerine ve isyanlarına göre mükafat, ödül veriyor veyahut da onları cezalandırıyor. Peki orada krala bir kutsiyet atfediliyor mu? Ha, krala bir kutsiyet atfetmiyoruz. Yalnız bir otorite olarak kralın varlığı söz konusudur. Evet. Bir otorite olarak. Evet. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de zaman içerisinde belki bunları tartışırız. Kral tanrı dediğimiz bir... Yarı tanrı kral diyorlar. Anlatım söz konusu. Hı hı. Bunları ileriki dönemde Kur'an'ın dili bağlamında tartışırsak eğer bu konuları ele alabiliriz. Yani insan kendisi yeryüzünde bir yapı, bir din oluşturuyor. Ama bir de dinlerin ilahi kaynaklı olanları var veya ilahi kaynaklı kabul ettiğimiz, çünkü bu bir kabuldür sonuçta, i̇şte bir inançtır. İşte ben ona değinecektim. Şimdi, yani bu biraz da yani biz meseleye bir Müslüman olarak baktığımızda, yani biz iman etmiş bir insan olarak baktığımızda, din konusunda konuşuyoruz. Tabii Kur'an mümini olarak baktığımızda bu tasnifi yapıyoruz. Bu tasnif hangi inançta olursa olsun bütün dinler tarihi uzmanlarının, bütün din bilginlerinin ittifak ettiği, evet bu böyledir dediği bir tasnif değil. Değil. Mümince bizim yaptığımız bir tasnif. Biz iman ediyoruz ki bir takım dinler tanrısal kaynaklıdır, semavidir, gökseldir, bir kısmı da beşeridir, insan i̇şte, ürünüdür diyoruz biz. İşte evet. Burada nesnellikte bu sefer hemen uzaklaşmış oluyoruz. Uzaklaşmış oluyoruz aslında. Kadar, ister istemez. Çünkü iman devreye giriyor. Evet. İman devreye giriyor. Burası bir inanç alanı. Dolayısıyla dinleri tasnif ederken mesela hak din, batıl din kavramlarını kullanıyoruz. Veya semavi din, beşeri din gibi ayrımlar yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü dinin alanı geniş olduğu için evet. Ve bu geniş anlamdan daha özel, daha lokal bir anlama geçebilmek için ister istemez bazı sınırlandırmalar veya tasnifler yapmak zorunda kalıyoruz. Belki orada hocam, özür diliyorum yine araya giriyorum ama, belki orada nesnellik anlamında doğru bir tanımlama gibi geliyor bana. İbrahimi dinler tanımlaması. Ha, İbrahimi dinler tanımlaması da şimdi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın temelde Hazreti İbrahim'den gelen, ona dayanan bir din, dinler olması dolayısıyla ancak bunları tanımlar. Fakat dünyadaki dinler sadece bu Orta Doğu olarak tanımladığımız coğrafyada ortaya çıkan dinlerden ibaret değil. Değil. Hayır, ben mesela onu şunun için uzak dedim. Uzak Doğu'ya gittiğiniz zaman pek çok tabii, dini anlayışın var. Ama onlar beşeri olarak niteliyoruz ya biz. İşte şimdi biz buradan bakarak, kendi bulunduğumuz noktadan bakarak, başkalarını nitelendirirken kendimizi hak olarak nitelendiriyoruz veya ilahi bir kaynağa dayandığını söylüyoruz. Evet. Ama şimdi başkalarının nazarından bize baktığımız zaman da aynı nitelemeleri onların onlar yapmış da olması bize karşı yapacak, tabii. Normaldir. Bu insanın doğasında var, insanın fıtratında, özelliğinde var. Herkes kendi inançlarını doğru kabul eder. Ötekinin inançlarını da mümkün olduğu kadar batıl kabul batıl, eder. Geçersiz. Evet. Evet. Ama ben hak ve batıl dinleri genelde şöyle tanımlarım. Şimdi hak kelimesinin üzerinde biraz önce durduk. Hak kelimesi hakikat, yani gerçeklik anlamında kullanıyoruz. Ben diyorum ki bir dinin emirleri ve yasakları insanın doğasına uygunsa bu din hangi din olursa olsun bana göre bu hak dindir. Hak dindir. Önemli olan insanın doğasına uygunluk. Bir peygambere dayanıp dayanmaması meselesi. Bir peygambere dayan... Şimdi burada işte tanımlama yaparken çok itinalı davranmak zorunda kalıyoruz dikkat ederseniz. Ama mesela Kur'an'da şöyle bir ayet var. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعَقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Allah kıyamet gününde insanların sözlerini bize aktarıyor. Yani burada insanların konuşmuş olması önemli değil ama siz böyle diyeceksiniz. Şimdi diyor ki biz dediler ki وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعَقِلُوا Biz vahye uysaydık veyahut da akletseydik ma kunne fi ashabi sa'ir biz cehennem ashabının içerisinde olmazdık. Demek ki cehennem ashabının içerisinde olmamanın temel iki yolu var. Bunun birinci yolu vahye uymak, sema', semaiyat oradan gelir. İkinci yolu da akletmek. Peki o zaman bir dinin hak olmasıyla onun emirlerinin, yasaklarının akla uygunluğu arasında bir ilişki kurulamaz mı? Ben çok bu güzel. İlişkinin kurulacağını çok düşünüyorum. Güzel, evet.
Dolayısıyla hak din, çünkü akletmek insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir. Hı hı. İnsan aklettiği için diğer canlılardan ayrılıyor. Eğer bir dinin emirleri ve yasakları, bir dinin ortaya koyduğu genel bütün ilkeler akla uygun ise, insan aklına hitap ediyorsa, bana göre hak din bu dindir. O aynı zamanda vahiy kaynaklı olarak... Vahiy de aslında insanda bu akletme gücünü geliştiriyor. Evet. Şimdi vahiy, biz tarihsel süreçte bu vahiy hep farklı anlamlarda kullandık. Vahiy aslında insanın akletmesinin önündeki engelleri kaldıran bir araçtır. Evet, bu farklı bir şey tabii. Şöyle ben düşünüyorum. Vahyi ve aklı birbirinden ayrı, birbiriyle alakasız iki kavram gibi düşünmemek lazım. Benim kanaatimce. Yani akıl da vahiy de aynı kaynaktan gelir. Akıl da vahyin ürünüdür. Yani bir vahye uyanlar, bir de akla uyanlar diye bir tasnif yapamayız. Veya vahyi önceleyenler, aklı önceleyenler gibi bu tasniflerin literatüre yerleştiğini biliyorum. Yani çok yerleşmiş durumda. İşte nakilciler, akılcılar biçiminde, ama sanki aklı kaynak olmak bakımından Tanrı'ya bağlamamak, Tanrı dışı bir kaynağa dayanıyormuş gibi aklı düşünmek, vahyi de Tanrı kaynaklı düşünmek gibi bir yanılgıya da götürebiliyor bizi bu bazen. Ben o kanaatte değilim. Akıl da Tanrı kaynaklıdır, vahiy de Tanrı kaynaklıdır. İşte benim söylemek istediğim şey o. Yani cehennem ashabından olmamanın iki temel yolunu Kur'an bize vahiye uymak veya akletmek olarak açıkladı. Evet. Arasında ev veya. Yani buna da uysanız, buna da uysanız cehennem ashabından olmazsınız. O zaman burada akıl ve vahyin birbiriyle çelişmezliği ilkesini ortaya koymuş oldu. Eyvallah. Doğrudan doğruya Allah, Kur'an, insan aklına hitap ediyor ve aklı özgürleştirme projesi olarak bakmak lazım. Yani akletmenin önündeki engelleri kaldırmak olarak görmek lazım. Akla şimdi yardım ediyor, evet. Dinin tekrar yapısına dönecek olursak, demek ki dinde bir yüce bir otorite olması gerekiyor. Ve onun koyduğu kurallar, o zaman koyduğu kurallar eğer akla uygunsa, o hakikattir, gerçektir. Akla uygun değilse, o zaman onu biz batıl olarak nitelendirebiliriz. Çünkü batıl, köksüz demek, yani kökü olmayan, bir kaynağı olmayan ve olguya, hakikate uymayan şeye biz batıl ismini kullanabiliriz. Şimdi burada bir de bağlıların itaati söz konusu. Biz bazen buna iman ve inkar sözcüklerini kullanıyoruz. Yani bir şeyi ya kabul edersiniz, buna mümin dersiniz, Müslüman dersiniz, farklı isimler kullanırsınız. Ama bir de ona isyan söz konusu. Yani bir emir ya kabul edilir veyahut da ona karşı isyan edilir. Dolayısıyla burada itaatini sağladığınız kişilere, insanlara siz ancak hükümleri uygulayabilirsiniz. Evet. O zaman bir yapının din olabilmesi için bir bağlılık gerekiyor. Yani insanların ona itaat etmesi gerekiyor. Ha, bu itaat zorla itaat olur mu, yoksa gönüllü bir itaat mi? Yani itaatin kendisinde gönüllülük esastır. Aslında. Zaten asıldır. Ama yani o emirlere bağlanmak diyelim, gönüllülük esası üzerine olması gerekir. Zoraki bir bağlılığın geçerli olmadığını söylemek lazım. Daha sonra bunu tartışırız belki. Evet, o la ikrahe fi din zorlama ayetini. Var mı yok mu? Bir de din olabilmesi için bu itaat edenlerin itaatlerine veya isyanlarına karşılık onlara mükafat veyahut da ceza vermek olgusu var dinin içerisinde. Yani otorite onları cezalandıracak tabii. Otoritenin, o yüce otoritenin bunları cezalandırması gerekiyor. Şimdi kıyamet gününün, ahiret gününün Yevmüddin olarak veya Yevmüddin olarak isimlendirmesi. Çünkü insan dünyada amel yapıyor. Bu amellerinin karşılığının verileceği gün. Türkçe'de ceza kelimesi sadece olumsuz anlamda kullanılır ama Arapça'da olumlu ve olumsuz anlamları karşılık vardır. Karşılık anlamında kullanılır. Yani bir şeyin karşılığı anlamında. Eğer sizin yaptığınız ameller salih olursa, tabi salih amel, ben burada yararlı amel, insanlığa yararlı amel anlamında kullanıyorum. Eğer sizin yaptığınız ameller salih, faydalı, yararlı ameller olursa, siz bundan mükafat kazanırsınız. Eğer yaptığınız ameller fasit, yani toplumun düzenini bozan, insanlığın gelişimini engelleyen kötü ameller olursa, bu sefer de bunları fasit ameller olarak fasit isimlendirebiliriz. Evet. O zaman din kelimesi az çok zihnimizde oluşmuş oldu. Bir de millet kelimesi Kur'an'da din anlamında kullanılıyor. Kullanılıyor, evet. Şimdi
Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman millet kelimesi hep bir peygamberle ilişkili olarak kullanılır. Milleti İbrahim diyor. Millete mesela. İbrahim. Evet. Mesela İbrahim'in milleti. Hı hı. Bir de Yusuf suresinde var. Milleti ebâi mesela benim atalarımın milleti. Burada millet kelimesi din anlamı vardır. Ama şimdi, mesela Allah'ın milleti diye bir kavram Kur'an'da yoktur. Evet. Sadece peygamberle ilişkili olarak kullanılır ama anlamı dindir. Daha iyi anlaşılsın diye meseleye daha derinlemesine girmeden önce şöyle bir açıklamanın gerekli olacağını düşünüyorum. Bugün millet kelimesi dendiğinde kastedilen sosyolojik anlamın dışında bir anlamdan bahsediyoruz biz Kur'an-ı Kerim'de. Yani bugün millet ulus anlamında kullanılıyor ki bu anlamını da yakın zamanda kazandı. Yani sanayi devriminden sonra belki kazandı. Sosyolojik olarak bu manaya gelmeye o zaman başladı. Kur'an-ı Kerim'deki manasının biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sosyolojik evrimlerin temel nedeninin şu olması mümkündür. Şimdi tarihsel sürece baktığınız zaman her devletin bir dini var olmuş. Evet. Yani bir devlete mensup olmak için o devletin resmi dinini, ideolojisini kabul etmek anlamında olduğu için sonradan da bu ulus devletler, Fransız İhtilali'nden sonra bu ulusçuluğun, ulus devlet anlayışının gelişmesiyle birlikte bu sefer millet kavramı yani bir dini benimsemiş insanların bir araya getirdiği bir topluluk anlamına dönüştü. Evet, yani bugünkü toplum anlamında kullanmamız veya ulus anlamında kullanmamızın tarihsel bir takım gerekçelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Yeri gelmişken yine ifade edelim. Mesela bugün Arap dünyasında ümmet kelimesi kullanılıyor. Yani Arap milleti diyeceği zaman Arap ümmeti diyor söz gelimi. Arap milleti demiyor. Yani millet kelimesi o şekilde kullanılıyor. Bir de şaab kullanılıyor malum halk anlamında. Bu da ilginç bir veri olarak üzerinde durulması gerektiği kanaatindeyim. Türkçe'de kullanılan ümmet sözcüğü ile Arapçadaki ümmet birbirinden farklı. Yani yer değiştirmiş milletle ümmet Arapçada. Ona da değinelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bağlamına yani bir peygamberin bağlıları anlamında daha ziyade Kur'an-ı Kerim'de millet İbrahim dediğimizde İbrahim'in dinine inananlar, İbrahim'e bağlı olanlar topluluğu anlamında kullanılıyor. Kanaatindeyim. Yani bu özellikle bizim teizm dediğimiz yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı bir arada bulundurmak için geliştirdiğimiz bir kavramdır. Hı hı. İbrahim'in çadırı tabiri de kullanılır mesela. İbrahim'in çadırındaki dinler. Hı hı. Burada genelde Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam hepsi de İbrahim'in dinidir. İbrahim'in milletine bağlıdır. Mesela Kur'an'da da var. Millete İbrahim Hanifa. Hanifa, evet. Hanif olan İbrahim'in dinine dönmek anlamında Kur'an'da da bu tabir kullanılır. Evet. Tabii bu kavramsal tahliller belki izleyicilerimize daha sıkıcı gelebilir. Ama şunu unutmamak gerekir ki bir terimin türediği kök anlamı önemlidir. Ve o terime yüklediğimiz anlamlar, o terimi kullandığımız anlamları belirlemek açısından önemlidir. Burada o zaman önemli olan bir din olgusu var karşımızda ve bu dinin de bazen beşeri, bazen de ilahi bir kaynağa dayandığını, hı hı, ve beşeri bir kaynağa dayandığı zaman da bunun bir din olarak isimlendirilebileceğini burada belirtmemiz lazım. Evet. Tabii Kur'an-ı Kerim insanlara bütün dinleri açıklamıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim kendisini bir din olarak inşa ediyor. İslam'ı bir din olarak innettine indallahi İslam. Ama Kur'an-ı Kerim bunun dışında dinlerin varlığını da söylüyor. Mesela Hristiyanlıktan bahsediyor, Yahudilikten bahsediyor. Sabiilikten bahsediyor. Bahsedilen toplam din sayısı Hac suresinde zikrediliyor hepsi birlikte. 6 tane din Kur'an'da zikrediliyor. Bunlardan bir tanesi Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Sabiilik, Mecusilik ve şirktir. Şirk de bir ayrı din olarak. Şirki de din olarak tanımlıyor. Hocam mesela, bu konuya devam edeceğiz. Bir ara vermemiz gerekiyor. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra bu söyleşimizi sürdüreceğiz Profesör Doktor Erkan Yar'la birlikte. Değerli izleyenler, söyleşimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de din olarak sadece İslam'dan bahsedilmediğini, başka dinlerden de bahsedildiğini söyledi hocamız. İslam'ın yanı sıra Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, Mecusilik ve dikkat çekici bir şekilde ifade ederim, şirk de ayrı bir din olarak. Evet, Kafirin suresinde mesela evet. Lekum dinukum veliyedin, sizin dininiz size, benim dinim bana.
Hazreti Peygamber'e bir emirdir. Onlara de ki sizin dininiz size, benim dinim bana. Müşrikleri muhatap alarak oldu. Muhatap olarak. Evet. Dolayısıyla şirkin de bir ayrı din olduğu. Olduğunu söylemekte fayda var. Bir de bizim asıl çok farklı olarak tercüme ettiğimiz Tin suresi vardır. Ve Tini ve Zeytuni ve Duri Sinine ve Hazel Beledil Emin. Şimdi mesela burada tercümeler yaparken genelde Tin, işte incir, zeytin, Sina Dağı, Sina Dağı evet. Veyahut da Hazel Beledil Emin, bu kutsal güvenilir belde anlamında tercüme ediyorlar. Kanaatime göre buradaki zeytun, bildiğimiz yiyecek olarak kullandığımız bir bitkiye gönderme yapmıyor. Buradaki zeytin Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği zeytin dağına gönderme yapıyor. Ona işaret, evet. Çünkü Tur-i Sina Allah'ın Musa'ya vahyettiği Sina dağı, ve Hazer Beledil Emin Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a vahiy inzal ettiği, indirdiği Mekke'yi gönderme yapıyor. Oradaki de Vettin de muhtemelen Budizm olabilir. Çünkü Buda'ya vahyin hep incir ağacı altından geldiğine dair anlayışlar vardır. Tabii Kur'an niye bütün dünya dinlerinden bahsetmiyor, sadece belirli dinlerden bahsediyor? Çünkü Kur'an ilk muhatapları bu dinleri biliyorlardı. Evet, bu dinlerin dışında dinler konusunda fazla bir bilgileri yoktu. Dolayısıyla mesela siz Uzak Doğu dinlerini burada göremezsiniz veya işte efendim Amerika kıtasında oluşan dinleri, yerel dinleri, Afrika'daki dinleri veya Avrupa'da fazla bir din ortaya çıkmamış ama oraya yayılmış. Yayılmış bir şey var. Tabii bunlar önemli şeyler. Niye dünyanın bazı bölgelerinde hep dinler o coğrafyada ortaya çıkmış da dünyanın bazı bölgelerinde hiçbir din ortaya çıkmamış? Mesela Avrupa'yı düşündüğünüz zaman, Orta Doğu'yu kıyasladığınız zaman aslında bütün bu dinlerin kaynağının Orta Doğu olduğunu görürsünüz. Evet. Yani bizim bildiğimiz en azından Uzak Doğu'da da bazı dinler ortaya çıkmışlar. Evet. Dolayısıyla bunların dünya üzerinde ortaya çıkması ve yayılması tamamen tarihsel bazı olaylarla ilişkili olduğunu söylemek zorundayız. Evet, şimdi orada dikkat çekici bir husus olarak şirkin ayrı bir din olarak Kur'an-ı Kerim'de yer aldığından bahsettik. Tabii şirkin zıddı olan tevhid kavramını hatırlamamız lazım burada. Fakat ondan önce şunu ifade edelim. Şirk müstakil bir din olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor ama şirk diğer dinlere de sirayet eden, bulaşan bir virüs gibi de düşünülebilir. Yani İslam'a da şirk bulaştırılmış olabilir. Hristiyanlığa, Museviliğe de şirk bulaştırılmış olabilir. Yani şirkin müstakil bir din olmanın dışında böyle bir vasfının da olduğunu görüyoruz. Bulaştığı an o dinin safiyeti ortadan kalkıyor. Hakka batıl karışmış oluyor. Yani asıl özünden, doğasından kopmuş oluyor o din. Şimdi şirkin doğası, şirk biliyorsunuz ortaklık demek. Evet, şirket kelimesi de oradan geliyor. Şirket kelimesi oradan gelir. Yani bir şeyde ortaklık. Biz şirki şöyle tanımlıyoruz. Allah'ın zatında veya fiillerinde, zatında olabilir, fiillerinde olabilir. Ona ortaklık. Başka varlıkları ortak kılmak, ortak olarak kabul etmek anlayışına biz şirk diyoruz. Evet. Şimdi Kur'an'ın ilk muhataplarındaki şirk anlayışına gittiğimiz zaman onlar Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Ve Allah'ın tek olduğunu da kabul ediyorlardı. Evet. Dikkat ederseniz. Yani onların Allah konusunda en küçük bir şüpheleri yoktu. Allah'ın tek olduğunu, Allah'ın yaratıcı olduğunu söylüyorlardı. Ama bu inançlarıyla birlikte Allah'a giden yolda ona bazı aracılar, ortaklar koyuyorlardı. Şimdi bütün dinlere baktığınız zaman aslında bu dinlerin peygamberleri sonrası dönemde bu anlayışların ortaya çıktığını görürsünüz. Yani peygamberler o dini tebliğ ettiği süreçlerde hep tevhid üzerine inşa edilmiş bir anlayış, bir inanç biçimi vardır. Ama bu dinlerin peygamberleri öldükten sonraki dinin gelişim evrelerine baktığınız zaman bir şekilde bir takım Allah'ın zatında veya sıfatlarında ona ortaklık iddiasında olan bazı anlayışların var olduğunu görürsünüz. Mesela Hristiyanlık düşünün şimdi. Evet, Hristiyanlıkta Hazreti İsa Allah'ın bir elçisiydi. Allah ondan önce pek çok peygamber göndermişti İsrailoğullarına. Evet. Şimdi mesela İsa Aleyhisselam bir peygamber olduğu halde onun peygamberlikten tanrılık veya yarı tanrılık aşamasında, evresine bir inanç olarak götürülmesi ve kabul edilmesi anlayışını düşündüğünüz zaman. Yani şimdi real Hristiyanlık diyelim. Real Hristiyanlık
artık şirke bulaşmış bir Hristiyanlık olarak nitelendirilebilir mi? Bu teslis inancı dolayısıyla mesela. Şimdi teslis inancının özünde şu vardır. Hristiyanlık açısından Allah hem üçtür hem birdir. Evet. Hem bir hem üçtür. Birin üç tezahürü. Yani Triunity, üçlü birlik felsefesini geliştirdiler. Yani baba, oğul ve kutsal ruhun hem üçünün birbirinden ayrı, kadim, öncesiz varlıklar olduğunu bir inanç olarak kabul ederler. Ve hem de bu üçünün de ilahlık olarak tek bir okunum olabileceğini, tek bir yapı olabileceğini söylerler. Ama mesela günümüzde Hazreti Peygamber'den sonra mesela Müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı anlayışlara baktığınız zaman özellikle bu gulat, aşırılık, aşırı fırkalar dediğimiz pek çok fırkanın var olduğunu görüyoruz. Biz buna gulat diyoruz. Gulat Sünni mezhepler içinde söz konusu. Ha, gulat bizim Şii mezhepler içinde söz konusu. Tarihsel, edilmiş tarihte. Tarihsel olarak daha çok Şia ile ilişkilendirilmiş ama şimdi aynı şekilde Ehl-i Sünnet içerisinde gulat fırkalarının olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, peki gulat evet. Nedir? Aşırılık nedir? Mesela Kur'an'da iki ayette Allah diyor ki: "Kul ya ehlel kitab la taglu fi dinikum." Evet. Dininizde aşırıya gitmeyin. Evet. Gulatın aslı bir suyun bir tencerede kaynadıktan sonra taşması olarak gulub diyorlar. Evet, gulub. Taştı. Evet. Kaynayıp taştı. Hı hı. Şimdi inanç da eğer kendi doğasının dışına taştığı zaman biz buna gulat olarak isimlendiriyoruz. Bu daha çok Allah'la ilişkili inançlar konusunda aşırılığa giden anlayışlar, inançlar gulat olarak isimlendirilmiştir. Ama evet. Bu tarihte sadece Şia ile ilişki olarak mezhepler tarih kitapları kullanıyor ama bunun bütün anlayışlarda, bütün mezheplerde olduğunu söylemek gerekir. Mesela sufi eğilimlerde, sufi anlayışlarda bazı aşırılık olgularının var olduğunu söylememizde fayda var. Ama davranış olarak bir davranışta üç temel unsur vardır. Biz buna ifrat, tefrit ve iktisat diyoruz. Yani bir şeyde davranışın gereğini yapmamak, bir davranıştan fazlasını yapmak veyahut da bir davranışın gereğini yapmak. Ortada olmak. Sırat-ı ortada müstakim, olmaya evet. İktisat diyoruz veya sırat-ı müstakim diyoruz. Ama ifrat ve tefrit bazen o davranışın, bizden beklenen davranışın kendisini yapmıyoruz. Burada tefrit yapıyoruz. Bazen de davranıştan çok çok fazlasını yapıyoruz. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'den sonraki döneme baktığınız zaman bugün din anlayışlarımızın ne kadarı bu dinin özüne ait ve ne kadarı da bu dinin özünde olmayan inanç olsun, ibadet olsun, ritüel olsun, bunların ne kadarı bu dinin özünde var olduğunu ve ne kadarının da bu dinin özünde var olmadığını incelersek aslında pek çok şeyin dinin özünde var olmadığı ve sonradan din olarak kabul edildiğini görürüz. Şimdi neyin dinde aşırılık olup olmadığını tespit edebilmek için zannediyorum öncelikle dinin amacını iyi ortaya koymak lazım. Dinin amacını iyi tespit edersek, net bir şekilde ortaya koyarsak işte o durumda neyin aşırılık olup olmadığını da iyi anlayabiliriz. Buradan hareketle söyleyelim. Dinlerin amacı nedir? Dinlerin amacı insanları daha iyi bir yaşam koşuluna kavuşturmaktır. İnsanları mutlu kılmaktır. İnsanları huzurlu kılmaktır. İfsadı, düzensizliği, fitneyi, fesadı ortadan kaldırmak, barışı hakim kılmaktır. Bütün dinlerin amacı budur. Yeryüzündeki, tarihteki tüm dinlerin amacı buydu. Din adına yapılan bir şey, eğer bu dediklerimizin zıddınaysa, yani barışı bozuyorsa, ifsad ediyorsa, düzeni bozuyorsa, mutluluk değil mutsuzluk veriyorsa, huzur değil huzursuzluk veriyorsa, din adına yapılmış olsa bile, Allah adına yapılmış olsa bile, o dinde bir aşırılıktır biçiminde nitelendirilebilir mi? Ama şimdi tarihsel sürece baktığınız zaman, mesela insanların yaptığı savaşları düşünüyorum şimdi. Evet. Sizce geçmişteki bütün savaşların yani en çok savaş insanların savaştığı konu ekonomi mi olmuştur? Efendim siyaset mi olmuştur? Yoksa din mi olmuştur? Bir program vardı. Bir program geliştirmişler. İnsanlık tarihindeki bütün savaşları gösteren bir program. Şimdi o programa baktığınız zaman insanlık tarihinde en çok savaşların bizim bugün Orta Doğu olarak tanımladığımız yani dinlerin geliştiği coğrafyada var olduğunu görüyoruz. Yani dinin amacında doğru, dinin amacı insanı hak olana götürmek, fiillerde insanı iyi olana götürmek, ahlaki değerlerde insanı hep hayır, güzel olana götürmek vardır. Ama çoğu zaman da din
bir çatışma alanı haline gelmiş. Onun için biz dinle din anlayışını birbirinden ayırmak zorundayız. Bu çatışma alanına gelmiş hali bir nevi gulüv değil midir? İşte gulva geçtiği zaman, inancın kendi doğasını aştığı zaman, taştığı zaman çatışma orada başlıyor. Başlıyor. Yani aşırılık yani olduğunda inancın kendi savaş doğuyor. Evet. İnancın kendi doğasında insanları barışa, huzura götürmek var, iyiye götürmek var. Ama insanların din algısı devamlı bu aşırılığı beraber getirmiş ve bu aşırılık da ortaya çıktığı için ister istemez dünya tarihinde en çok savaşlar inançlar üzerinden oluşmuş ve mezhep savaşları mezhep en çok savaşları. Dünya tarihinde ortaya çıkmıştır. Mesela Avrupa'nın meşhur mezhep savaşları, yüzyıl savaşları, yüzyıl savaşları var, evet. Olarak tanımladığımız evet. savaşlar. Evet. Yani Avrupa günümüzde gelişmiş veyahut da üreten bir toplum gelinceye kadar kendi içerisinde bir sürü mezhep savaşları yaptı. Yaşadı. Ama belli bir aşamadan sonra insanlar bu savaşları terk ederek insanın doğasına dönme ihtiyacını hissettiler. Belki bunun daha başka nedenleri de vardı. Ama din kanaatince insanın doğasına hükmeder. Biz buna fıtrat kelimesini kullanıyoruz. Dinle fıtrat arasındaki ilişkiye değinmek lazım. Bu çok önemli bir alan diye düşünüyorum ben. Benim kanaatimce din insandaki fıtratı koruyan ve bu fıtratı geliştiren bir amaca da sahip. Ve dinin mücadele ettiği alan da insanın fıtratına aykırı olan davranışları engellemek olarak nitelendirilebilir. Yani fıtrat dışına, fıtratının dışına çıkmamaya çağırıyor din insanları. Fıtratına uygun Allah'ın yarattığı, o yaratıcı gücün yarattığı, var ettiği fıtrata göre insanların yaşamını sürdürmesi durumunda daha mutlu olacağını, daha huzurlu olacağını, daha barış içerisinde olacağını söylüyor, bunu vaz ediyor diye düşünüyorum. Şimdi fıtratın ben Türkçe karşılığını doğa kelimesiyle ifade etmek daha hoşuma gidiyor. Şu açıdan daha hoşuma gidiyor. Hem Türkçe bir kelime, izleyicilerimizin de bildiği bir sözcük. Hı hı. Dolayısıyla her varlığın bir doğası vardır. Arapçası tabiat. Arapçası tabiatı. Yani hı. fıtrat aslında bir şeyi yarıp çıkmak içinden. Tıpkı bitki bir düşünüyorum şimdi. Fatara kelimesi. Bir, evet. bir bitkinin tohumunu toprağa koyduğunuz zaman uygun ortam bulduğunda kendi özelliklerini dışa taşırıyor. Şimdi insan da böyle bir varlık. İnsan da yaratılışında bir takım özellikleri olan bir varlık insan. Şimdi din insandaki bu özellikleri geliştirmek istiyor. Köreltmek değil. Bakın biz çoğu kere dini köreltici bir araç olarak kullanıyoruz. Mesela din o zaman şunu tartışmamız lazım. İnsan niçin var yeryüzünde? Eğer insanın doğasında ne var o zaman? Ben insanın yeryüzündeki yaratılış amacını yaratmak olarak, üretmek olarak tanımlıyorum. Ne diyor? "Ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun." Ben bu cin ve ins kelimelerini de orada tanıdığınız, tanımadığınız bütün insanlar anlamında olduğunu söylüyorum. Bunu belki daha sonraki dönemde tartışabiliriz bu metafizik yani, varlıklar bağlamında. Cin kavramını ayrıca ele almamız ayrıca lazım. Ayrıca ele almak lazım ama buradaki anlamı dünya üzerindeki bütün insanları kapsıyor cin ve ins sözcükleri. Hı hı. O zaman dünyada ne kadar insan varsa ibadet için yaratılmıştır. Peki ibadet nedir? Kulluk, eğer ibadet nedir? Evet. Din insandaki bu fıtratı, doğayı geliştirmek istiyorsa, kendisinde olanı dışa yansıtmasını istiyorsa, dışa çıkarmasını istiyorsa, o zaman insanın yaratılış amacını tanımlamak gerekir ki dinin de buradaki rolünü belirlemek gerekir. Evet. İbadet, şimdi her sözcük kendi ortaya çıktığı toplumda bir anlam ifade eder. Şimdi bunun Türkçesini biz kulluk diye tercüme ediyoruz. Hı hı. Ama bu kavramın ortaya çıktığı, yani Kur'an'ın ilk muhatapları nezdinde köle demek yani. Abd ve Rabd ilişkisi. Hı hı. Yani sosyal hayatta biliyorsunuz sosyal sınıf ayrımı vardı. Arap toplumunda, cahiliye döneminde ve daha önceki dönemlerde. Kur'an bu sosyal sınıf ayrımını ortadan kaldırmaya çalıştı ama o dönemde oluşmuş bazı kavramlar vardı ve bunlar da kullandı. Şimdi bu sosyal sınıfın olduğu toplumlarda üretme görevini aslında köleler yapıyorlardı. Yani Rablar, efendiler sadece kölenin yemesini, içmesini, barınmasını sağlıyordu ama mesela bedensel olarak iş yapma görevini hür olanlar yapmıyorlardı. Rablar, efendiler yapmıyorlardı. O zaman biz insanın yeryüzündeki amacını tanımlarken Allah ben insana yaratılmış, yaratıcı olarak tanımlamanın uygun olacağını söylüyorum. Yani insanı bu şekilde tanımlıyorum. Yaratılmış, yaratıcı. Yani Allah insanın yaratmasını istiyor. Ama kendisi yaratılmış bir varlık. Peki
O zaman din burada insandaki bu yaratıcılığı geliştirmek için vardır. Yaratıcılığı engelleyen faktörleri, engelleri ortadan kaldırmak için vardır. Peki ne insan ne yaratacak? İnsan değer üretecek, insan teknoloji üretecek, insan bilim üretecek, insan ahlak üretecek, erdem üretecek. Evet. Yani insanın diğer canlılar içerisindeki konumunu düşündüğünüz zaman diğer canlılar hiçbirisinde bu özelliklerin var olmadığını görürsünüz. Onun için biz fıtratı insanın kendi özünde, kendi doğasında var olan özellikleri olarak kabul ediyoruz. Ve Kur'an'da başka bir ayet var. Allah diyor sizi اَخْرَجَ مِنْ بُتُنُ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah sizi annenizin karnından çıkardı, siz hiçbir şey bilmiyordunuz. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِلًا وَالْأَفِدَ قَلِلًا مَتَشْكُرُونَ. Allah size işitme verdi, görme verdi, ondan sonra akletme verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Dolayısıyla insan, bakın bu insanın doğasında duyu organlarıyla bilgi elde etme var. Ve insanın doğasında akletme var. Yani duyu organlarından bağımsız olarak akletme yetisi var. O zaman dinin insanın bu doğasında olan özellikleri geliştirecek bir rolde, bir konumda olması gerekiyor. Evet. Ama bu ister Yahudilik olsun, ister Hristiyanlık olsun, ister Müslümanlar olsun, Hazreti Muhammed sonrası dönemi özellikle vurgulamak lazım. Bizim din anlayışımız aklın karşıtı bir mecrada yürüyor. Yani bizim din anlayışımız genelde akla karşıdır. Siz biraz önce dediniz ki işte akıl ve nas karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Ama tarihte baktığınız zaman ashabul rey ve ashabul hadis diye iki tane kavram var. Evet, ekol oluşmuş. Ekoller oluşmuş. Yani evet. Kişilerin kullandığı yönteme göre bazıları görüşü, düşünceyi ön plana çıkarmışlar. Akletmeyi ön plana çıkarmışlar. Ve bunlara ashabul rey, görüş taraftarları ismi verilmiş. Diğerleri de tamamen nas'a bağlılığı etrafında bir din anlayışı oluşturmaya çalışmışlar. Bunlara da ashabul hadis ismi verilmiş. Ve ne yazık ki bugün dünya üzerinde aslında ashab-ı rey dediğimiz o ekolün bir canlılığını görmüyoruz. Özellikle İslam dünyası için. İslam dünyasını zaten kastediyorum burada. Evet. Ve İslam dünyasında daha çok ashab-ı hadis dediğimiz bir ekolün var olduğunu görüyoruz. Bu ashab-ı hadis ekolü de ister istemez İslam dünyasında nas merkezli bir anlayış ortaya çıkarıyor. Ve nasların zahiri yorumlarını alıp onlara göre amel etmeyi ortaya çıkarıyor. Ve İslam dünyasındaki belki şiddetin ortaya çıkması, terörün ortaya çıkması ve başka inanç mensuplarına karşı saldırıların ortaya çıkmasının temel noktası burasıdır. Yani bir yöntem, yani Kur'an'ın özünü anlamamak ve Kur'an'ın özünden ziyade Kur'an'ın anlatımlarının veya bunların daha çok kullandıkları hadislerdir. Tarihte oluşmuş bu hadisleri kullanmak suretiyle bunlarla amel etmek yönteminin var olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, bu noktada şuna değinmemiz lazım. Dindarlık ve din karşıtlığı. Şimdi din karşıtlığı veya güncel, aktüel bir tabirle, avami bir tabirle dinsizlik. Bu kavramlara değinmek lazım. Kur'an'da bu hususta çok çarpıcı ifadeler var malumunuz. Bismillah. اَرَاَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ. Dini yalanlayanı, yalan sayanı gördün mü diyor. Kur'an'a göre din karşıtı olmak, dinsiz olmak, tırnak içerisinde ifade ediyorum. Herkesin bir dini vardır. Dinsizin de dini odur ama burada tırnak içinde ifade ediyoruz. Din karşıtlığı, Kur'an'ın bakışıyla, Kur'an'ın ortaya koyduğu anlamda din karşıtlığı nedir sorusunu sorduğumuzda cevabını bize özellikle burada değinmemiz lazım. Maun suresi çok net bir şekilde veriyor. اَرَاَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ. Dini yalanı, yalan sayanı, yalanlayanı gördün mü? Burada dikkat çekici bir ifade olarak buna değinmek lazım. Yetimi itip kalkmak mesela bir din karşıtlığı olarak niteleniyor bu surede. Yoksul ve çaresizi doyurup beslememek bir din karşıtlığı olarak nitelendiriliyor. Riya ürünü olarak ibadet etmek, gösteriş için ibadet etmek, namaz kılmak, ritüel meselesine girmemiz lazım. Dindarlık ve ritüel ilişkisi. Din ritüellerden mi ibarettir? Bu çok önemli bir husus. İhtiyaç sahibine ulaştırılacak yardımı engellemek, maunu engellemek. Kur'an'ın dinsizi tarif ederken, din karşıtını tarif ederken kullandığı unsurlara bakıyoruz. Hepsi sosyal hayatla alakalı şeyler. Yani teorik, itikadi olmaktan ziyade fiili, eylemsel hususlara temas ediyor Kur'an. Yani yaşandığı şekliyle, hayata yansıyan yönüyle
esas alıyor Kur'an-ı Kerim. Din karşıtlığını, dinsizliği bu şekilde esas alıyor. Şimdi buradan hareketle ifade edelim isterseniz. Ritüellerin dindeki yeri meselesine girelim. Dindarlıkla ilişkilendirerek, din karşıtlığı kavramıyla ilişkilendirerek ritüel, inanç ve din ilişkisi üzerinde duralım. İşte biraz önce bahsettiğim bu ibadet sözcüğünün anlam kayması, yani aslında ibadet insanın yeryüzündeki varoluş amacı iken günümüzde ibadet daha çok ritüeller anlamında kullanılıyor. Evet. Şimdi bir törenler içerisinde inanç vardır. Bu inançlar tamamen zihinsel olarak bizim doğruladığımız, yani zihnimizde var olan inançlar vardır. Bir amel dediğimiz, fiili olarak gerçekleştirdiğimiz işler vardır. Bir de ahlak dediğimiz, evet, başkasıyla muamelat, yani başkasıyla ilişki içerisinde olduğumuz zaman uymamız gereken ve bizim doğamızda var olan kökleşmiş duygularımız vardır. Evet. O zaman bir din içerisinde üç temel yapı var. Birisine akide veya İşin teorisi, ait, evet, bu zihinde var olan teorik kısım. Hı hı. İkincisi Kur'an. Pratik kısım, amel, bunu gerçekleştirmek. Üçüncüsü de ahlak dediğimiz, yani insanın benimsenmesi gereken, onun karakterini oluşturan değerler alanı vardır. Ve insanda var olan bu duygular alanı vardır. Şimdi böyle baktığınız zaman günümüzde ibadet deyince sadece ayinler ve ritüeller anlaşılıyor. Bu çok yanlış bir anlayış. Yani namaz, oruç, hac gibi. Oruç, hac, zekat, salat gibi. Şimdi bunlar bizim yaratılış amacımız değildir. Yani bunlar, insanın yaratılış amacı bu ritüelleri gerçekleştirmesi değildir. Bunlar o yaratılış amacının araçlarıdır. Aracın amaç haline getirildiğini görüyoruz. Bizim bu anlayışımızda araçlar amaç haline getirilmiştir. Bu da guluv kapsamında değerlendirilebilir mi aslında? Guluv kapsamında değerlendirilebilir. Şunun için değerlendirilebilir. Siz bir anlayışı kendi doğasının dışına çıkardığınız zaman, kendi amacının dışına çıkarıp o şekilde algılayıp o şekilde yerleştirdiğiniz zaman bu da bir sözcüğün anlam kayması sağlaması veya bir amacın araca dönüşmesini ortaya çıkarır. Yani bizim bugün günümüzde ibadet dediğimiz şeyler aslında insanın o yaratıcılığını, üreticiliğini yerine getirmesi için araçlardır. Evet, evet. Yani amaç hac etmek değil, amaç oruç tutmak değil. Ama amaç hac etmek suretiyle, oruç tutmak suretiyle insanın kendisini o yaratıcılığını yeryüzünde ortaya koyacak konumunu güçlendirmektir. Evet, evet. Yani insanı üretici ve yaratıcı kılmak için ihdas edilmiş törenlerdir bunlar. Bunlar ritüeller dediğimiz ritüeller bunlardır. Şimdi hatırlayalım, salat, namaz hatırlayalım. Namazda namazın şartlarından biri olarak işte Kur'an okuma şartı var söz gelimi. Kur'an okuyacak namaz kılan kişi cemaat halinde kılıyorsa işte namazı kıldıran kişinin okuduğunu cemaat dinleyecek veya cemaat birey herkes bunu okuyacak. Ne okuyacak Kur'an'da? Kur'an'da okuduğu ayetlere bakacak. Biraz önce okuduğun ayetleri okusa arayetellezi yükedir ettiğin fezalikellezi du'ul yetim. Evet. Bunu mesela bunu hatırlayacak sürekli. İbadet ettikçe anlayacak ki ha yoksullara yardım etmeliyim. İşte yetimi itip kalkmamalıyım, sahip çıkmalıyım. Maddi imkanlarımı, kazanımlarımı paylaşmalıyım, infak etmeliyim. Bunu sürekli hatırlayacak. O törene katıldıkça. Törene katılmak değil amaç. Törene katılıp o törende Tanrı'nın emirlerini tekrar tekrar hatırlamak. Tekrar tekrar hatırlatmak oraya katılanlara. İşte Fatiha suresi okunuyor. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız senden yardım diler. Yalnız sana kulluk ederiz. Burada şirke bulaşmamak gerektiğini hatırlayacak sürekli ibadet ettikçe. Yani tören ona bunu kazandıracak. Fakat böyle olmaktan çıkıp dinde guluvun da bir ifadesi aslında bu. Ne kadar çok namaz kılarsan, o töreni ne kadar çok yerine getirirsen o kadar dindarsın ve o kadar Tanrı'nın rızasını kazanacaksın anlayışı propaganda ediliyor şu anda. O zaman dindarlık kavramı lazım. Tırnak içerisinde neyi ifade eder? Şimdi benim açımdan dindarlık şudur. Bir insan yeryüzünde yaratılış amacını gerçekleştiriyorsa, ne kadar gerçekleştiriyorsa en dindar kişi odur. Biraz önce yaratılış amacını da insanın yeryüzünde üretmesi, üretim faaliyetlerinde bulunması ve bu üretim biçimlerini saydım. İnsanın her alanda kendi doğasında var olan o gücü, yani bil kuvve diyoruz felsefi anlamda, o bil kuvve olarak var olanı bil fiil hale getirmek. O zaman en dindar kimdir? Yaratılış
amacını gerçekleştiren insandır. Yani bir ritüeli şu kadar sayıda yapmak, şu kadar çok yapmak dindarlığın göstergesi değildir. Hocam, dindarlık ahlaktır. Yani sosyal hayatın içerisine girdiğiniz zaman o ritüellerin size kazandırdığı bir davranış biçimi olması gerekiyor. Başkasıyla ilişki içerisinde olduğunuz zaman muamelat dediğimiz bu alanda başkasının hak ve hukukuna saygı göstermeyi gerektiriyor. Evet. Dindarlık başkasıyla paylaşmayı gerektiriyor. Dolayısıyla dinin inanç boyutundan çok sosyal boyutu önemlidir. Şimdi biz dini hep inanç boyutuna hapsettik ve sosyal hayatta o inancın göstergeleri, yani teorinin pratiğe yansıması alanını tamamen ihmal ettik. Bu dindarlık kavramına biraz daha değineceğiz. Bu hususta benim de söyleyeceğim birkaç konu var, dile getireceğim konu var. Ama şimdi yine bir ara vermemiz lazım. Kısa bir aradan sonra değerli izleyenler, söyleşimiz devam edecek. Değerli izleyenler, söyleşimize devam ediyoruz. En son dindarlık kavramı hakkında konuşuyorduk. Elbette ki pek çok kavram için söz konusu olan farklı fikir, görüş, kanaatler dindarlık kavramı noktasında da söz konusu. Dindarlık nedir, dindar kime denir sorusuyla meseleyi ele almaya çalışalım. Dini ritüelleri çokça yapan, dini törenleri çokça uygulayan kişi dindar olarak görülüyor günümüzde. Böyle bir anlayış var. Ne kadar çok ritüel yaparsan, ne kadar çok dini törenlere katılırsan. Oraya şunu ekleyelim. Kendi kabul ettiği ritüelleri. Ha, bir de o var. Tabii yani, doğru söylüyorsunuz. Evet. Kendi kabul ettiği. Dinin özünde var olan ritüelleri değil. Kendi kabul ettiği. Evet. Dinsel gördüğü ritüelleri. Yani dinin bir nevi nasıl ifade edelim? Görünen yüzü törensel anlamda, ritüel anlamda görünen yüzüne çokça itibar edip de özüne, mahiyetine pek ilgi göstermeyen kimselerin dindar olarak addedildiğini, dindar olarak kabul edildiğini görüyoruz. Söz gelimi, çok namaz kılıyorsa bir kimse, oruç tutmak hususunda çok duyarlıysa, umreye, hacca gitme hususunda çok hassassa, bu noktada çokça defa hacca gidip umreye gittiyse, bu insanların veya konuşurken sürekli dini tabirler kullanan, her vesileyle Allah'ın adını anan kimseler dindar addediliyor. Bunu yaşamın her alanına yansıtmaya çalışan, ticaretinden siyasetine kadar, eğitimine kadar her alanda bu tip şeyleri gündeme getiren kimselerin dindar olarak addedildiğini görüyoruz. Ama bu kimselerin öte taraftan bakıyoruz, dinin sosyal mesajıyla alakalı pek de dişe dokunur, elle tutulur bir şeyler yapmadığını da, hatta tam tersine dinin yasakladığı bir takım şeyleri yapmaktan da hiç geri durmadıklarını görüyoruz. Çok pervasızca hatta bunları zaman zaman yapabildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla dindarlık kavramı hususunda müthiş bir kafa karışıklığı var. İslam'ın ve Kur'an'ın istediği dindarlık değil bugün reel dindarlık. Tam tersine onun reddettiği aslında bir dindarlık söz konusu ki bu da bu yönden bakıldığında dindarlık değil de din karşıtlığı gibi. Yani bizdeki dindarlık biraz daha gösterişsel dindarlık. Yani riya içerikli, evet, riya. Yani mesela şöyle düşünün. Bir insan niye sürekli kendi dindarlığını dışa vurmak ister? Bir beklentisi, bir menfaat arzusu vardır. İşte dindarlığın para ettiği bir toplumda insanlar bu tür şeyleri, bu tür dindarlık göstergelerini gerçekleştirmek ve başkalarına da hissettirmek arzusu içerisinde, evet, olabilirler. Evet. Yalnız şunu düşünelim. Şimdi ritüeller her dinde vardır. Yani her din içerisinde, evet, ritüeller vardır. Ama bu ritüelleri niye o din emretmektedir? Acaba dünyevi bir amaç için mi? Dünyevi bir neden, bir maksat için mi? Yoksa sadece uhrevi, yani ahirette bir kurtuluş için mi vardır? İşte ama pek çok ahiret kavramını da ele almak lazım. Ahiret gerçekte işte ahiret nedir? Ahiret kavramını da inceleriz. Cennet, belki cehennem nedir? Evet. Programlarda. Evet. Ama bizde ritüeller dünyevi amaçlardan arındırılmış olarak gerçekleştiriliyor. Evet. Mesela salat eylemi diyelim. Hac, zekat ondan, hı, sonra. Şimdi bizim acaba bunları yaptığımız zaman dünyada bize bir faydası olduğu için mi yapacağız?
Yoksa tamamen uhrevi, ahirete ait, ölümden sonrası bir dirilişe ait olarak mı bunları gerçekleştireceğiz? Şimdi bizim ibadet anlayışımızda, yani bugünkü şey anlamında kullanıyorum, ritüeller, ayinler anlamında kullanıyorum. Yani biz bu ibadetleri dünyevi bir amaçtan arındırdık. Yoksa şimdi bir dini ritüelin insanın sosyal yaşantısına, yaşantısında bazı olumlu değerleri, bazı olumlu şeyleri ortaya çıkarılması mümkün değil. Evet. Olumlu davranışları ortaya çıkarılması mümkün değil. Yani ibadetler insanın gerçek anlamda yaratılış amacını gerçekleştirmesi için vardır, emredilmiştir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Evet. Salat diyor insanı anil fahşa, fuhşiyattan vel münker ve toplumun kötü gördüğü, evet, yadırganan biçimlerinden, kerih gördüğü davranış biçimlerinden insanları engeller. O zaman sen salatı gerçekleştiriyorsan eğer, bunun seni bir takım sende bir takım davranışları oluşturması gerekiyor. Evet. Ama biz kazanım diyoruz ya. İşte biz o ritüeli sırf ritüel için yapıyoruz. Evet. Yani sırf ritüeli yerine getirmek için ritüel yaparsan senin hayatında bir yansıması olmaz. O zaman o ritüelin bizzat kendisinin de bir şirk unsuru haline geldiğini söyleyebilir miyiz? Tabii. Yani siz amacından uzaklaştırırsanız, yani sırf bu bana şu biçimleri belirli, vakitleri belirli, ritüeli yerine getirmek bana farz kılınmıştır. Ben bunu yaparım, yaptığım zaman da işte borcumu ifa ederim gibi anlayışlar kullanılıyor diye düşündüğünüz zaman siz o ritüeli kendi amacından uzaklaştırmış olursunuz. Yani putlaştırma söz konusu burada. Daha böyle şey bir ifade kullanayım. Yani bu ritüeller insanı adamı adam etmek için veya yani bizde adam etmek tabiri biraz daha farklı bir anlamda kullanılır. Evet. Yani adam ol anlamında, yani insandan beklenilen davranışları gerçekleştir anlamında. Yani insanın insan olması için o yeryüzündeki hilafet görevi dediğimiz görevi gerçekleştirmesi, yaratıcılık ve üreticiliğini yeryüzünde gerçekleştirmesi için bu ritüeller vardır. Bu ritüellerin hepsinin yeryüzünde bir amacı vardır. Amaçsız ritüel olmaz. Evet. Yani sırf o biçimleri yerine getirmek bir ritüel bununla tamamlanmış olmaz. Şimdi burada işte mesele şuraya geliyor. Şimdi vatandaş düşünüyor ki, sıradan vatandaş, ne kadar çok namaz kılarsam o kadar çok cennette ödüllere ulaşacağım. Yani namazın karşılığını sadece öbür aleme atıyor. Bu dünyada bunun bir karşılığının olabileceği, olması gerektiği, asıl bu olduğu noktasında bir fikir yok kişide. İşte çok namaz kılarsam çok ahlaklı olurum, çok namaz kılarsam çok yardımsever olurum, çevreme yardım ederim, değer üretirim, yaratıcı olurum gibi böyle bir kaygısı yok. Tamamen öbür aleme, dünya dışı bir aleme yönelik beklenti içerisinde. Burada aslında daha köklü bir şey, bir mesele var. Galiba reel dindarlıkta, reel İslami yaşantıda Allah da, ritüeller de ve aslında doğrudan doğruya tamamen dinin kendisi de neredeyse varlıklar dünyasının dışına çıkarılmış, atılmış durumda. Yani Allah da böyle düşünülüyor. Varlıklar dünyasının dışında müteal bir şekilde düşünülüyor. Allah böyle olunca, böyle düşünülünce ritüeller ve dinin amacı da müteal bir çerçevede idrak edilmeye çalışılıyor. Peki tek bir Allah'a iman etmenin insana kazandırdığı bazı davranış biçimleri yok mu? Evet. Yani biz sadece Allah vardır diye iman etmek mi imandır? Yoksa Allah vardır deyip Allah'ın ahlakiliğini, Allah'ın isimlerinden hareket ederek, isimlerin anlamlarından hareket ederek onu bir misal olarak kabul edip, bir örnek, bir model olarak kabul edip onu yeryüzünde gerçekleştirmek mi gerekir? Bakın bizde iman da bu anlamından çıkmış oluyor. Tabii, yani bizde iman sadece doğrulamak, zihinsel olarak tasdik etmektir. Tasdik ettiğin zaman saman diyor, sen müminsin. Hayır, iman bu değil. Ha, işte kalp iman, ile tasdik, iman, dil ile ikrar diyoruz ama o zaman iman amel ilişkisi üzerinde durmak şimdi gerekiyor. Allah vardır demek bir iman olarak kabul ederim şimdi. Peki bu iman insana kazandırdığı bir davranış biçimi, bir amel, bir ahlak olmayacak mı? Evet. Yani sadece amaç Allah vardır demek midir? Yoksa Allah vardır demenin gereğini mi yapmak? Kur'an'da anlatılan, o Allah'ın fiilleriyle ilgili anlatılan ve bunların isimlerine dönüşmüş
hali olarak, Esmaül Hüsna olarak isimlendirilen bu isimleri alıp o Allah'ın ahlakiliğini, davranış biçimini insanlık aleminde gerçekleştirmek midir iman? Bence evet. İman sadece tasdikten ibaret değil. Yani bir doğrulamaktan ibaret değil. Bu yani teorinin pratiğe yansıması gerekir. Dolayısıyla inançlar da aslında insanın dünya hayatındaki bu hilafet yani halifelik, yaratılış, ibadet görevini gerçekleştirmesi için vardır. Yani ama, soyut teoriler değil iman. Ama bu noktada herhalde şu tartışmada ki konumlanmanızı kastetmiyorsunuz. Yani amel imandan bir cüz müdür meşhur tartışması var biliyorsunuz. Bu tarihsel bir tartışma. Kelami bir tartışma belki, evet. Bu tartışmayla ilintili mi söylüyorsunuz bunu yoksa daha farklı? Hayır, ben Kur'an'daki iman sözcüğünü çözümlemeden hareketle bunu söylüyorum. Evet. Çünkü bizim tarihimizde bazı kelam ekolleri imanı sadece tasdikten ibaret kabul ettiler. Ve yani zihinsel bir doğrulama olarak kabul ettiler ve bunun sosyal, davranışsal yansımalarını tamamen ötelediler. Ben bunun yanlış olduğunu vurgulamak için bunu söylüyorum. Rey ehlinin büyük çoğunluğunun böyle olduğunu da biliyoruz hocam, biliyorsunuz. Rey ehli, ehlül rey amelle imanı birbirinden ayırdı. Evet. Yani ameli imanın bir parçası olarak kabul etmedi. Öbür taraftan hadis ehli bizim bugün konuştuğumuzun belki farklı bir boyutu olarak değerlendirelim. Hep ameli imanın bir cüz'ü olarak, bir göstergesi olarak gördü. Ama burada dikkat edelim. Onların amel dedikleri sadece ritüeller. İşte bizim burada yani bahsettiğimiz... Yani diğerleri değil. Evet. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz şeyi yaptılar. Bahsettiğimiz ve olumsuz bir konumda olarak gösterdiğimiz. Yani ameli sırf amel olduğu için gerçekleştirmek şeklinde bir ameli benimsediler. Ben diyorum ki bir ameli sırf amel olduğu için yapılmaz. Amel iş demek yani. Bir iş, bir fiil. Evet. Ama dini olarak kabul edilen bir iş. Ben diyorum ki sırf o ameli yerine getirmek amel etmek değildir. Ameli salih değildir. Evet. Bakın amel kelimesi Kur'an'da kullanıldığı zaman hep arkasında salih kelimesiyle birlikte kullanılır. Ve amilu salihen. Yani onlar salih. Peki salih amel nedir şimdi? Salih amel kelimenin aslı yararlı demektir. Yani bir amel, bir iş eğer topluma, insana, önce bireye, topluma ve insanın yaratılış amacına uygun ise o iş, o amel salih iştir, salih, yararlı iştir. Salih sulhten geliyor, barıştan gelir. Barışçı demek yani, barışçı. Ama işte bizim bugün bahsettiğiniz Ashab-ül Hadis'in dini anlayışı barışı üretmiyor. Evet. Yani Orta Doğu'da özellikle bu selefilik dediğimiz, vahabilik dediğimiz bazı kavramlarla kendisini ifade eden veya mezhep boyutunda, anlayış boyutunda ortaya çıkan bu anlayışlar sulhu üretmiyor. Evet. Şiddeti üretiyor. Evet. Fitneyi, fesadı üretiyor. Çünkü fesat bozgunculuk demek. O zaman demek ki bir ritüeli sırf ritüel olduğu için yapmak ibadet değildir. Evet. Ama bir ritüeli yani onanmış, kabullenmiş, meşrulaştırılmış bir ritüeli insan başta birey ve toplum için faydasından ötürü bunu gerçekleştirmek ve insana kazandıracağı inanç, ibadet, ahlak gibi bir takım amaçlarından ötürü bu ritüeli gerçekleştirmek bence asıl ibadet, asıl amaç, amel burasıdır. Evet hocam, Kur'an-ı Kerim'de benim dikkatimi çeken kavramlardan birisi de bu dinle alakalı olarak çok ilginç bir şekilde şöyle ifade ediliyor. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Tabiri var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Bu hakikaten şaşırtıcı bir şey. Dinin koruyucusu ve kaynağı Allah. Dinin bizzat koruyucusu ve kaynağı olan Allah'a din öğretmek nedir? Burada kastedilen sapkın ve yanlış dindarlık ve dinde guluv, dinde aşırılık dediğimiz tavırlar ve bu tavırların failleri kastediliyor kanaatindeyim. Yani bu dini yorumlama hususundaki aşırılıklar, fundamentalist yaklaşımlar ve aynı zamanda da bununla birlikte yanlış dindarlık anlayışı kastediliyor. Siz Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Bu bir küstahlık aslında. Yani kelimenin tam karşılığı olarak bunu ifade edebiliriz. Böylesi bir küstahlığı insan neden sergiler? Yani neden Allah'a din öğretme küstahlığına yönelir bir insan, bir topluluk?
bir cemaat, bir grup her neyse, bunun temelinde yatan sebep nedir? Siz ne düşünüyorsunuz bu hususta? Hepimiz aslında insanın şöyle bir özelliği var. Herkes kendi zihnindeki doğrularını, kendi doğrularını, inançlarını, amellerini, ahlakını gerçek olarak kabul ediyor. Ve dinin de o olduğunu zannediyor. Evet. Onun için ben dinle din anlayışını birbirinden ayırdım, dikkat ederseniz. Dedim ki bir din var. Bu din Allah tarafından peygambere vahyediliyor. Ve peygamber kendi yaşamında bunları gerçekleştiriyor Allah'ın emirlerine uygun olarak. Ama her din o peygamberin toplum içinden ayrılmasından sonra yozlaşıyor, bozuluyor. Evet. Peki bu bozulma sürecinde biz din olarak neyi kabul ediyoruz? Ve her toplum kendi zihnindekini doğru olarak kabul ediyor. Evet. İşte o zaman sizin bahsettiğiniz bu Allah'a din öğretmek. Yani herkes diyor ki gerçek din diyor benim kabul ettiğim dindir. Peki senin dışındakiler hepsini cehenneme, fırkayı dalile olarak görüyor. Batıl görüyor. Batıl görüyor ve kendini hak olarak görüyor. Herkes diyor ki benim anlayışım haktır, diğerleri batıldır. İşte burada Allah'a din öğretmek belki de insanın kendi zihin dünyasına, kendi anlayışına uymayan bir emir ortaya çıktığı zaman, bir hüküm, bir yargı, bir fiil ortaya çıktığı zaman onu kabullenmemesi, ondan hoşnut olmaması, onu gerçekleştirmede niyetsiz davranması ve nihayet gerçekleştirmemesi, bunun kastedilmiş olması mümkündür. Evet. Yani günümüzde bu Allah anlayışımızı, ibadet anlayışımızı, din anlayışımızı sorgulamamız gerekiyor. Ve burada Müslümanların tarihte yapmadığı bir yöntemdir bu sorgulama. Çünkü pek çok kelam ekolü, pek çok anlayış, pek çok mezhep sorgulamanın karşısında durmuştur. Ve dini inançların hiçbir şekilde sorgulanamayacağını, olduğu gibi kabul edeceğini benimsemiştir. Sorgulamanın imanı sarsacağını, imanı tehlikeye atacağını düşünüyorlar. Böyle bir ön kabulleri var. Ben de diyorum ki sorgulamadan iman olmaz. Evet. Yani önce sorgulayacağız bir şeyi. İman son evredir. Yani önce bileceğiz bilgini. Çünkü imanda bir bilgi de vardır. Çünkü insan bilmediği şeye iman etmesi mümkün olmaz. Ama onu bilmek için de onu sorgulamamız gerekir. Soru sormamız gerekiyor. Çünkü sorgulama bir yöntemdir. Ama dikkat ederseniz bizim din anlayışımızda inançlar sorgulanamaz olarak kabul ediliyor. Evet, yani bir evet. inancı dokunamıyorsun. Tartışılmaz. Tartışılmaz olarak kabul ediliyor. Ve herkes de kendi zihnindekini din olarak kabul edince, kendi zihnindeki gerçek din olarak kabul edince bu sefer Allah'a din öğretmek gibi durumunda kalıyor. Yani. Gerçek diyor, gerçek din gibi. Benim zihnimdeki dindir. Evet. Halbuki hepimizin zihnindeki tamamen özneldir. Yani bize ait olan bizim kabullerimizi bazen inanç haline getiririz, bazen davranış haline getiririz ve bunun toplumda genişlemesi, yaygınlaşması için çaba sarf edebiliriz. Ama aslında gerçek olan benim zihnimdeki değil. Gerçek olan şey hakikati, doğaya uygun olan ve insan aklına uygun olan şeydir. Dolayısıyla evet. bu açıdan bakmamız gerekir. Evet. Hocam Kur'an-ı Kerim'deki bir diğer ayeti hatırlıyoruz. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Bu ayete şunun için değiniyorum. Biz şimdi dinden bahsettiğimizde, din hakkında konuştuğumuzda, sohbetin başında da söyledik. Beşeri ve ilahi dinler diye bir tasnife gittik. Netice itibariyle de tek din, hak din, İslam noktasına geldik. İslam dediğimiz gerçek din, hakiki din, tabii din, hak kaynaklı din sadece bugün ben Müslümanım diyen, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi ifade eden kimselerin yaşadığı bir din midir? Yoksa adına İslam denmese de İslam'ın bir takım o teorik ve ritüel boyutundaki unsurlarını taşımasa da sosyal hayata yansıyan yönüyle belki kendini var etse de başka din ve inanç biçimlerini de bu yönüyle İslam kavramı içerisinde değerlendirebilir miyiz? Yani dünyanın bir köşesinde bir topluluk var. Son derece düzgün yaşıyor, ahlaklı yaşıyor, değer üretiyor, barış içerisinde yaşıyor. Erdemli bir topluluk. Ama böyle bir topluluk fakat La ilahe illallah demiyor. Muhammedur Resulullah demiyor. Haberi yok böyle bu tabirlerden. Kur'an'dan haberi yok. Bu toplumu, böyle yaşayan bir toplumu da
İslam dairesi içerisinde, hak din dairesi içerisinde düşünebilir miyiz? İşte burada İslam, İslam'dan ne anladığınız önemli. Evet. Yani biz İslam'dan bir din olarak... Ya, dinden ne anladığımız belki. Dinden, dini açıkladık az çok ama şimdi bu dinin bir çeşidi olarak İslam'dan söz ediyoruz. Hı-hı. Ve Allah diyor ki, اِنَّ الدِّنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah katındaki tek din İslam'dır. Evet. Peki o zaman İslam nedir? İşte hocam İslam nedir sorusunu bir sonraki programda konuşacağız. Şimdi bu programımızı din kavramı üzerinde ele aldık, işledik. Bir sonraki programımızda İslam'dan ne anlaşılması gerektiği ve İslam'ın temel ilkeleri, kuralları, İslam'ın amaçları nedir? Bu hususta konuşacağız bir sonraki programımızda. Böylelikle bitirmemiz de daha iyi oldu. Bağlantı kurmuş olacağız inşallah. Bir sonraki programda İslam konusunu konuşacağız. Profesör Doktor Erkan Yar hocamızla birlikte. Değerli izleyenler, ben Cemil Kılıç ve Profesör Doktor Erkan Yar hocamız programımızın sonunda sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki söyleşimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.